İstanbul'da taze balık dediğimizde aklımıza gelen çarşılardan birisi de Üsküdar Balıkçılar Çarşısı. Evet, bugün buradayız. Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'ndayız. Burada Demi var. Tabii sadece balık yok. Aktarlar var, taze sebze meyveciler var. Tabii biz hanımlar için bu yeterli değil. Bir de ne var? Kuyumcular var. Evet, bugün esnafımız Emre Bey. Emre Kuyumculuğa gideceğiz ve bakalım Emre Bey bugün bize neler tattıracak, neler gezdirecek ve nerelere götürecek, hepsini birlikte göreceğiz. Ben Sevda Kumral, Keşif Ekranı YouTube kanalında Esnaf Lokantası başlıyor. Merhabalar Emre Bey. Merhaba Serdan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, nasılsınız? Çok şükür bizler de iyiyiz. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İftarınız bol olsun diyelim. Sağ olun, çok değil mi sizin için önemli bu? Tabii ki, her esnaf için önemli. Evet, kaçta başlıyorsunuz sabahları? Vallahi sabah 9'da tam teknik olarak başlıyoruz. Yani 9'dan önce açıyoruz biz ama tabii kuyumcuların meşhurdur temizliği. Bütün her tarafı yıkanıyor, camlar falan. Olacak evet. Her yer. Her tarafın kokması ışıl lazım, ışıl temiz. Onun için erken başlıyoruz tabii biz biraz ama hazırlanmamız 9'u buluyor yani. Peki hanımlar böyle erken saatte geliyordur değil mi size? Erken saatte gelenler de var, gelmeyenler de var. Yani gelenler de var genelde. Sabah özellikle yaz aylarında o sıcaktan bunalmamak için sabah erkenden bir şey alacaksa geliyorlar. Gelip alışverişini yapıp tamamlayıp evine dönenler de var yani. Siz burada kaç yıldır varsınız? Biz Üsküdar'da ortalama 20 yani 1989'dan beri aslında Üsküdar'da bir esnaflığımız tabii. Burada dükkanlarımız var yani. İşte ortalama burada da 20 yıldır hizmet veriyoruz. Çok güzel. Peki sizin kendinize ait bir atölyeniz var mı yoksa atölyelerden mi? Geçmişimiz var aslında. Atölye işini biz bıraktık ama atölyede, tezgahta ustalığımız da var yani. Onu biliyorsunuz. Hakimiz bütün konuya aslında, çıraklığından yetiştiğimiz için. Peki şeyi merak ediyorum. Böyle enteresan yüzükleri severim ben. Hani enteresan böyle yüzükler. Daha minimal mi yoksa taşlar daha böyle taşlar olabilir. Hani yarı ne dersiniz? Yarı değerli taşlar. Taşlar falan. Evet. Şimdi birkaç tane bakabilir miyiz? Yarı değerli taşlar burada da var. Bir de aşağıdan da alalım. Erdiş Bey, diğer yüzükleri de alalım. Evet. Neler var? Peki şey nasıldır? El ölçüsü hani herkesin parmağı bir değil. Bunun bir tabii numarası var. Evet. Sizinki mesela ortalama 11 gibi gözüküyor. Ama hiç tabii bakmamız lazım. Bakarız şimdi. Onu da öğrenmiş oluruz. Tamam. Onu da ölçeriz. O farklı renkteki taşları çok seviyorum. Şimdi burada bizim getireceklerimizde burada yarı değerliler de var. Burada değersiz taşlar da var. Güzel renkler farklı var burada. Burada bu tarz daha anturaj diye de geçen şeyler. Nedir bu şeyler taş mesela? Bu tamamıyla sentetik bir taş aslında. Bunun şeyi yok. Tamamıyla elmas montürü görünümü verilmiş. Sentetik bir taş. Yani yakutun ya, evet, similize edilmişi diyebiliriz bunun için. Mesela tabii burada bu kaç mesela numara bir şey? Bu ortalama 13-14 gelir. Bu size büyük gelecektir. Öğrenelim mi yüzünüzün ölçüsünü? Evet ya, çok merak ettim ben şimdi. Bakalım. Peki bu metali altın mı? Altın. 14 altın. Yer altın. Tamam. O şekilde. Şimdi şuradan şunu deneyelim bakalım. Tamam. Burada kaldı. Kaldı, evet, olmadı. Demek ki sizin parmağınız, ben yanlış gördüm. Şunu denersek herhalde olacak, tam olacaktır. Evet. Evet, 13 numara parmağımız. O yüzük de ortalama 13 numara gibi. Çünkü yüzüklerimizin standartta 13 ile 15 arasında modelin aslında şeyine göre, şekline göre yapılıyor, öyle söyleyeyim. Şu mesela birazcık daha büyük yapılır. O bayağı şunu büyük. Daha genelde bunları babaanneler, anneannelerin taktığı bir yüzük tarzıdır bu. Bu taşı da ilk defa görüyorum. Bu kumlu sen. Akiktir. Akik taşını kumlu olarak geçer. Genelde akik taşı işte bu Erzurum Horasan tarafından. Bu hastalıklara ya da işte tabii ki tenet temas ettiği zaman enerji ve hastalıkları aldığı söylenir. Ama biz tabii ne kadar derecede onu biz şeyde kullanmıyoruz yani satışımızda. Bu da üçünün birleştiği. Bu çok galiba aslında nostaljik bir yüzük. O trafik yüzük diye geçer. Bu öyle 1990'ların mi en meşhur, en moda olan yüzüğüdür yani. O da trafik yüzük denmesi şu, trafik lambalarında işte kırmızı, yeşil, evet, sarından dolayı buna biz trafik yüzük adını takmıştık. Çok yani güzel, hani çok, bunu çok esnaflar güzel arasında isterken biz trafik yüzük olarak istiyoruz. Bunlar tabii ki bayağı bir gösterişli. Bunlar birazcık yüzükler daha gösterişli. Artık bunlar çok fazla alınan, böyle evet, insanlar tarafından tercih eden ürünler değil. Ancak dönem filmlerinde evet görebiliyoruz. Aynen öyle yani. Şeyleri. Bir de şimdi şu anda mesela minimal yüzükler ve evet, mineli yüzükler var mesela. Burada gördüklerim bak mesela, değil mi? Evet. Bir de minelileri alalım oradan. Minicik minicik olanlar miniciklerden var. Miniciklerden de alalım. Bir de
Mesela? Mesela bunlar şöyle. Şimdi minimal yüzükler. Şu anda gençlerin, bayanların en çok tercih ettiği çok modeller. Çok daha zarif. Evet, bence. Bunlar. En çok tercih edilen modeller mesela, bunlar şu anda. Mesela şunu deneyebilir miyim? Tabii ki deneyebilirsiniz. Evet, gayet şık. Şık, sade, günlük hayatta kullanabileceğiniz ürünler bence mesela. De. Baget şu anda mesela çok revaçta. Şu yüzükler. Şimdi bana şu bageti çok bir anlatır mısınız? Baget ne demek? Baget demek kesimdir. Kesiminden yani bu tamam mi? Evet, baget kesimdir. Anladım. Yani bunlar tamamıyla şeylerden geliyor. Kesim. Yabancı isimlerle aslında geliyor. Mesela biz şu kesim pırlantada olursa, şunun için demeyelim mesela, şunun için diyelim. Round diyorlar İngilizce'de. İşte yuvarlağa round deniliyor. Evet. İşte baget de tamamıyla kesimdir yani. İşte atıyorum diğerine şu kesim ortalama bu taş değil ama taş olsaydı markiz deniyor. İşte diğerine farklı bir kesim adıyla söyleniyor. Terim bunlar var. Böyle evet terimler mesela farklı. Bu da çok ben anneannemde şuna benzer, şeyler yüzükler var. Zaten onlardan açıkçası esinlenerek şu anda minimize edilmiş. Şunlar isterseniz bunu da bir takın bakın tabii parmağınıza. Anneanneme yad edeyim. Bu biraz daha mesela şey. Yalnız şeyde elde çok daha evet farklı duruyor. Burada durduğundan. Belki altı da olduğu için olabilir. İnşallah çıkarabileceğim. Çıkardım. Çok güzel. Peki Emre Bey, gerçekten zevkinizi anlıyorum burada. Güzel bir zevkiniz var. Çeşitlerimiz evet de iyidir yani. Ben damak tadınızın da buradan güzel olacağını düşünüyorum. Yani o damak tadı hem oradan hem de kilolardan anlaşılır herhalde. Damak tadından verdiğimiz. Bugün bizi nereye götüreceksiniz? Valla ben siz burada esnafın en çok tercih ettiği lokanta Bolu lokantası vardır. Adından da belli. Evet, orayı biz tercih ediyoruz. Temizdir. Çok yemekler güzel, kalitelidir, lezzetlidir. Siz yiyorsanız biz genelde, güveniyorum. Evet, biz orayı tercih ediyoruz. İsterseniz hadi gidelim. Gidelim. Hadi bakalım. Gidelim. Ne tarafa doğru gidiyoruz? Böyle. Tamam. Merhabalar, Sevda ben. Memnun oldum. Buyurun. Tamam, böyle gidelim. Kolay gelsin. Merhabalar, neler var? Ustam kolay gelsin. Bugün ne var? Bugün Ninja bugün. Evet. Enginar dolmamız var. Oo, çok güzel. Kavuk kebabımız var. Güveçli bir sebzeli kebabımız var. Evet. Patlıcan kebap, dana rolsu da benim bileğim. Yine sebzeli bileç. Sebzeleden bamya. Bamya var. Bamya, esir türlü, kabak biber dolma, İzmir köfte. Yok böyle yok. İskenderimiz var efendim. Böyle Arnavut ciğeri, kuzu haşlanma efendim, güveçte kuru fasulye. Fasulye de var. Tamam, bu biraz iri bir fasulye galiba. Değil mi? İspir mi? Evet efendim. Tamam. Emre Bey ne tavsiye ediyorsunuz? Vallahi ne yapalım? Bu yemekler güzel. Sizin canınız şu an hangisini istiyorsan tamam yapın ama rosto çok iyidir yani. Tamam. Rostodan deneyelim. Bir de enginar evet enginar denemek olmasın istiyorum. Tamam. Bir de her gittiğimiz yerde biz döneri bir deniyoruz. Tamam. Azıcık da olsa dönerden deneyeyim. Evet. Siz ne yiyeceksiniz? Ben bugün ne yiyeyim? Bugün ne yesem? Ne yeseniz bugün? Bugün ne yiyelim? Bana aslında çok az bir rosto, yanına da benim bu salatadan diye falan. Yapayım yani. Yanına çok az ama minik şeyler. Tatlılar ne var? Tatlılar burada. Bu tarafta mı? Bakalım mı? Tatlı, tamam. Tatlımız vardı. Ne var? İncir yutması var mesela. İncir yutması. Aa tamam. Babaanneme tatlısıydı. Bayramlarda bir zaman gerçekten da olmazdı. Yani bunu yapardı. Babaanne tatlısı çok evet güzel. O zaman sonradan da bunu istiyorum. Tamam. Olur mu? Tamam. Yani. Tamam. Biz geçelim o zaman. Afiyet olsun o zaman. Güzel de efendim. Afiyet olsun. Bakayım. Güzel de ayrılıyor. Buradaki yemekler gerçekten kalitelidir. Rosto. Yani bu mesela bugün neyse o günün bir yemeği var galiba. Aynen öyle. Mesela dün gelmiş olsaydınız biz burada esnaflarla burada mantı İskender yapıyoruz nasıl, kendimize. Nasıl? Mantı İskender yapıyoruz. İlk defa duydum. Evet, burada normalde çarşamba günleri mantının yani her yemeğin aslında bir günü var. Normal bir hani klasik Kayseri yemekler. Mantısı. Evet, Kayseri mantısını. Evet. Biz onun daha böyle susuz tarafından pide yerine altına bu İskender'in altına koyulan pide yerine biz mantı koyduruyoruz. Üzerine döner kestirip işte sosunu, yoğurdunu aynı şekilde yanında alıyoruz. Çok da güzel oluyor yani. O bizim kendi icadımız, esnafların burada icadı. Bunu ilk defa duyuyorum. Yani gerçekten esnafın damak tadına güvenmekle iyi. İnşallah bir gün onu da ikram ederiz. Deneyeceğim.
Ama sanıyorum da onu yediğim zaman bütün gün bir şey yemem herhalde. Ölüyordu zaten. Akşam yemeği artık kalmıyor. Çok güzel. Şimdi dönere de bakacağım. Yasin Bey'e de sorarız zaten dönerim. Çünkü bunu sırf dana etiyle yapan var. Araya kuzu eti karışık yapanlar var. Yani döner kalitelidir. Gerçekten burada yiyebileceğiniz en iyi dönerlerden bir tanesidir yani buranın döneri. Mesela bunda şey hafif kuzu tadı kuzu tadıyorum. Var. Ama yumuşak olması için yumuşak. Bence kuzu lazım. Kuzusuz zaten hiçbir yemek şey yapmıyor yani. Tabii ki dana eti de güzel ama kuzu girdiği zaman bir yemeğe tabii bambaşka bir hal alıyor yani. Şimdi ben şu enginara da bir bakacağım. Çünkü ilk defa enginarı böyle görüyorum. Beşamel soslu. Çok güzel, çok farklı olmuş. Evet. Siz anladığım kadarıyla böyle çıraklıktan bu işi aldınız, götürdünüz. Evet, tabii biz küçüklükten beri ben bu işi yapıyorum. Babadır mı? Benim babam yani çıraklıktan bu işe başlıyor, hı-hı, daha sonra kendi yerini açıyor. Ben de işte lise bitiyor. Liseden sonra üniversiteyi bitirdim. Üniversiteden sonra da bu işi yapmaya başladım. Ama tabii biz üniversitenin öncesinde de yaz tatillerimizde. Yani şöyle söyleyeyim. Okul cuma günü tatil oluyor. Biz cumartesi günü işin başındayız tabii. Ama o zamanlar buraya da geliyordum. Atölyeye de gidiyorduk. Atölye dediğiniz çarşıda mıydı? Çarşı değil. Kapalı yani, çarşı diyelim. Yani çarşı ruhunu biliyorsunuz. Tabii ki muhakkak. Yaşadınız. Yani orayı da hissetmenin bu mesleği yaparken çok büyük etkileri var yani. Bir de bu mesleği tamamıyla öğrenmeniz için oranın da bir tezgahından geçmekte bir tozunu yemiş muhakkak olmanız lazım. Yani, o olmazsa olmaz yani. Orası çünkü ayrı bir dünyadır yani. Orası bambaşka bir dünya. Oranın içinde bulunmak, onun havasını almak, koklamak, orada çıraklık da yapmak, orada ustalık da yapmak. Ilişkisi. Tabii ki. Orada hayatı öğrenebileceğiniz bambaşka bir yer. Yani dünyanın ben inanıyorum ki hiçbir yerinde öyle bir eğitici ortamı yok. Hiçbir şekilde bulamazsınız. Hiçbir kurum yani bunu veremez, size veremez yani. Oradaki o eğitimi hiç kimse veremez ve yani. Eminim ki sayıları çok azalıyor şu an. Hani tek tek o işçilikle onu şekillendirmek. Hakikat. Yani şimdi artık fabrikasyona döndüğü için, makinalaşma süreci başladığı için bizim sektörümüzde aslında bu makinalaşma süreci çok yeni. Evet, geçmişte de makinelerimiz vardı ama artık teknolojik makineleri kullanma dönemi bu son 10 yıldır zirve yaptı bizim sektörümüzde. Yapılıyor yani. Tabii ki. Yani şu anda mesela bizim dükkanımızda gördüğünüz bütün ürünlerin, bütünü demeyelim ama %90'ı makinelerle üretilen ürünler. Tabii ki el emeği muhakkak var ama emek yoğun iş muhakkak yani bizim işimiz ama o makinenin size verdiğini işleyerek doğru. Biz bu hale getiriyoruz. Peki bir tezgah vardı ilk girdiğinde hemen sağda bayağı bir pırlanta, yüzüklerin, evet, tek taşların olduğu, evet, yerde. Mesela onlar makine mi, el yapılan? Makine. Elle yapılan şöyle, dünyada elde yapılan ürünün değeri gitgide azalıyor. Onun sadece değerini bilen bir kesim var. Yani o kesim de azaldıkça bu elde yapılan ürünün şeyi gitgide azalıyor. Peki yani, elde yapılan ürün azaldığı zaman fiyatı da artıyor değil mi? Yani azaldığı zaman fiyatın artması demeyelim de tercih edilmediği için bu sefer talep azalınca arz azalmış oluyor. Evet. Aynı seviyede devam ediyor, devam aslında ediyor bütün her şey. Ama elde yapılan bir ürünün o size nasıl söyleyebilirim? O kattığı, taktığınızda böyle bir ruh vardır onda. Elde yapılan şunu, bir üründe. Şunu tercih ederim. Sadece bir şeyin bende olması. Tabii ki öyle yani. Şimdi makinede sıfır hata çıkar. Evet. Elde yapılan da muhakkak bir hata çıkar. Onu da zaten güzel yapan ve güzel kılan o üzerindeki hatadır yani. Tabii siz bir esnaf olarak ona baktığınızda, bir elde kesilmişe baktığınızda aldığınız haz daha farklıdır diye muhakkak düşünüyorum. Yani şu anda biz tamamıyla şöyle söyleyelim. Tabii ki suni değil ama suni modayı gördükçe o elde yapılan, eskiden yapılan bir de elin yapabileceği kabiliyetle artık makinelerin sonsuz bir kabiliyet kazandığı için o sınırlı kabiliyeti o yüzükte görmek veyahut da herhangi bir üründe görmek size çok daha fazla haz veriyor ve ürünü satmak için çok daha can atıyorsunuz aslında. Hani ben bunu sattım diyebilmek için çok daha fazla efor sarf ediyoruz ama şimdi diyorum ya onu anlayabilecek insanlar da azaldığı için evet. Keşke fazla olsa da keşke biz öyle zevkli ürünler satabilsek. Peki siz çocuklarınıza
bu mesleği aşılıyor musunuz? Ben yani şöyle, çocuklarımı aslında özgür bırakma taraftarıyım. İstediklerini yapmalarını istiyorum. Hı-hı. Ama bir oğlum şu anda içinde bulunduğumuz şeyi yapmak istiyor. Abi güzel. Yani aşçı olmak istiyor, büyük oğlum. Aşçı olmak istiyor. Öyle mi? Küçüğü daha henüz öyle bir şeyde bulunmadı. Hani ben şunu yapacağım veya bunu yapacağım gibi bir şey yapmadı. Büyüdükleri zaman okul tercihlerine göre bakalım ne yapıyor. Eğer olmak isterlerse dükkan burada hep beraber diyorsunuz. Burada aynen öyle. Yasin Bey de herhalde geliyor. Bakalım onu da alalım masamıza. Aa, ne geldi? İncir tatlısı geldi değil mi? Evet. Çok güzel. İncir deniyorum. İncir uyutması bunun adı, evet. Değil mi? Daha önce çok duydum. Ve siz orada dediniz ki benim ana babaannenizin tarifi. Bizim oralarda bayramlarda baklava olmazdı. Babaannemiz bunu yapardı her bayramda. Hı hı. Bunu buraya babam koydu. Evet. Ondan sonra burada en fazla. Burada devam etti. Bayağı bir tutuldu burada. Sizin oralar derken onu da öğrenelim. Nereye? Bolu. Bolu. Zaten Bolu, Mengen, evet. Taraflarında bunlar çok, evet. Meşhur. Lokantamızın ismi de Özbolu. Çok güzel. Ben ikinci kuşağım burada. Siz? Babadan. Beraber açmıştık. Baba emekli oldu artık. İkinci kuşak olarak. Peki baba ilk burayı mı açmıştı? Burayı açtı. Kaç yılı? 98. Bayağı olmuş. Bayağı olmuş. Siz de peşinden aldınız. Tabii, ben de oğlanı getirdim buraya, başlattım. O da üçüncü kuşak oldu inşallah. O çok güzel. Burada. Şey mi, hevesli mi buna? Hevesli. Çok iyi. Öyle ağda ağda gidecek. Devam ediyorsunuz. Tabii. Üçüncü kuşağı da teslim edeceksiniz. Dedem de ağaçıymış zaten. Dedemin kardeşleri de ağaçıymış. Ama onlar Bolu'daydı galiba. İstanbul'daydı. Bazıları Bolu'daydı. Hı hı. İstanbul'da oradan gelenler burada lokanta açtılar. Babam da devam ettirdi. Peki baba artık geliyor mu buraya, baba dükkana? Artık yemeğini yiyor, gidiyor. Gidiyor. O şekilde. Artık diyor benim misafir yapabileceğim gibi. Bu kadar. Aynen. Çok güzel. Vallahi çok lezzetliydi. Evet. Şeyi soracaktık. Kendi aramızda konuştuk ama dönere bazıları kuzu katıyor, bazıları katmıyor. Bunda kuzu dana oranı nasıl? Bende sadece dana eti var. Hı hı. Kuzu yok. Kuzu yok. Ama bayağı yumuşak ve güzeldi. Kıyma da yok benim içinde. Çok güzel. O yerler kıyma koyarlar. Bende kıyma da olmaz. Tamamen hayvanın buz kısmına yapılır. Elinize sağlık. İki güzel. Gün tedaviyede bekler. O yüzden yumuşak olur. Bir de Emre Bey bir şeyden bahsetti bize. Bu mantılı bir döneriniz varmış. Evet. O bizim icadımız, evet. Yani biraz da. Emre Bey çıkardı. Onu bir arkadaşımızla beraber ya. Tek, evet. Bana mal etmiyor, evet. Yani. Evet. Neden abi? Evet. Merak ediyorum. Bir arkadaşımızla beraber. Emre döner koyuyoruz. Biraz sos döküyoruz. İskender suyuyla beraber. Bayağı çok, lezzetli çok oluyor. Çok merak ediyorum. Gününü öğreniyoruz. Çarşamba günleri. Çarşamba günleri, evet. Burada var. Ve gelip deniyoruz. Geldiğimizde diyor, ne diyelim geldiğimizde? Mantılı döner. Mantılı döner ya da Emre Bey'in dönerinden isteyeceğiz. Mantılı İskender diyelim. Mantılı İskender olur. Böyle güzel şeyler öğrendim diyordu. Yeni şeyler öğrendim de çok keyif alıyorum. Bugün buradan da yeni şeyler öğrendim. Bunu da heybeme koydum. Buradan gönül rahatlığıyla gidiyorum. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Güzel, çok sağ olun. Elinize sağlık. Ayağınıza sağlık. Sizler de. Eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizim için zevkti. Sağ olun. Evet dostlar, bugün de İstanbul'da Balıkçılar Çarşısı'nda çok güzel bir yer keşfettik. Özbolu Lokantası'nı Emre Kuyumculuk'la birlikte keşfettik. Bakalım bir başka bölümde nerede olacağız? Bizimle birlikte olun ve Keşif Ekranı YouTube kanalından takip edip beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.